Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Nur suresi 51-57. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ Müminlerin sözü ancak şudur. اِذَا دُعُوا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah ve Resulüne çağrıldıklarında لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ Peygamberin onlar arasında hükmetmesi için Allah'ın hükmüne, peygamberin hükmüne çağrıldıklarında onların sözü şudur. En yekulu semi'na ve ata'na. İşittik, itaat ettik demeleridir. Yani gerçekten mümin olanlar peygamberden bir davet geldiğinde, Allah'ın hükmüne çağrıldıklarında semi'na ve ata'na. İşittik, itaat ettik derler. Bununla alakalı Kur'an-ı Kerim İsrailoğullarından da misal getiriyor. Onlar semi'ana ve asayna demişler. Yani işittik, isyan ettik. Tabi bu olmaması gereken, denilmemesi gereken bir ifade. Ama bir mümine yakışan işittik ve itaat ettik demek ve o şekilde emrin gereğini yerine getirmek. Ve ulaike işte onlar semi'ana ve ata'ana diyen İşittik, itaat ettik diyen müminler, humul müflihun, felaha eren, kurtuluşa erenler onlardır. Ve men yuti'illâhe ve rasûle, kim Allah ve Resulüne itaat etse, ve yahşallâhe, Allah'tan haşyet duysa, ve yettakhi, ve bir sakınma içinde olsa, Allah'ın emirlerine karşı gelmekten sakınsa, fe ulâike humul fâizun, İşte kurtulan, fevzü necat bulanlar işte onlardır. Ve aksamu billahi cehde eymanihim. Bir kısım insanlar bütün güçleriyle, olanca güçleriyle yemin ettiler. Ve dediler ki, le in emartahum, yani şayet sen onlara emretsen, le yahrucunne, onlar çıkacaklar. Yani diyelim bir sefere davet edildiklerinde, yeminle söylediler ki eğer bize emretsen sefere çıkacağız. Kul la tuksimu, ey peygamber onlara de ki boşuna yemin etmeyin. Taatun marufe, yani maruf bir taat. Sizden istenen maruf bir şekilde itaat etmektir. Buna başka manalarda verilebiliyor. Yani itaatiniz ortada. Böyle söylüyorsunuz ama bununla alakalı emir geldiğinde emre riayet etmiyorsunuz. Bu münafıkların bir kısmının durumunu anlatıyor. Münafıklar, bunların önemli bir kısmı, ağzı laf yapan kimseler, peygamberin yanında gayet samimi bir Müslüman gibi söz veriyorlar. Ama dışarıya çıktıklarında verdikleri sözü yerine getirmiyorlar. Bununla alakalı Cenab-ı Hak peygamberimize talimat veriyor. Yani sen onlara de ki, sizden istenen maruf bir şekilde itaat etmek. Yani illa şöyle yapacağız, böyle yapacağız demeniz gerekmez. Emredileni yapın, bu yeterli. Demek ki sadece sözlü olmuyor. Bunu fiiliyata, uygulamaya koymak lazım. Günümüze bakan yönüyle, hepimize bakan yönüyle değerlendirdiğimizde bazıları vardır, diyelim bir sohbet esnasında çok güzel şeyler söylerler. Mesela der ki, ben zengin olsam var ya, Allah yolunda şöyle veririm, böyle veririm. Ama günün birinde zengin olduğunda bakarsınız bundan hiçbir şey de çıkmaz. Sadece daha önce vermiş olduğu sözlerle kalır. Söylemiş olduğu şeyleri uygulamaya koyulmaz. İşte bir kısım insanlar ben şöyle bir makama gelsem şöyle yaparım, böyle yaparım diyebiliyorlar. Ama lüzum yok. Bu tarz vaatte bulunmaya lüzum yok. O makama geldiğinde makamın hakkını vermesi gerekir. İşte ayet-i kerime bu noktada ders veriyor. Ey peygamber sen onlara de ki böyle yemin etmeye lüzum yok. İtaatinizi ortaya koyun. Bu yeter. İnna Allah habirun bima taamelun. Allah sizin yaptıklarınızdan ne yaparsanız bunlardan haberdardır. Kul ati'ullah ve ati'ur rasul. Ey peygamber de ki Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Allah'a itaat, Allah'ın emirlerine itaattir. Kur'an-ı Kerim'de bunların neler olduğu ortaya konulmuştur. Haramlar, helaller bellidir.
Peygamber'e itaat, Peygamberimizin de neleri emrettiği, neleri yasakladığı hadis kitaplarında ele alınmaktadır. Bize düşen Allah'a itaat etmek, Peygamber'e itaat etmek. Fe in tevellev, eğer yüz çevirirlerse, fe inneme aleyhi ma hummile, Peygamber'e kendine düşen, ona yüklenen şey sorulacaktır. Ve aleykum ma hummiltum, siz de size yüklenen şeylerden sorumlu olacaksınız. Yani Peygamber'in kendine göre sorumluluğu var. Sizin de ona muhatap olan kimseler olarak yine kendinize göre sorumluluğunuz var. Her insan Allah nezdinde imtihan için dünyaya gönderiliyor ve kendisine ne verilmişse Allah onlardan soracak. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ anin naim. O gün geldiğinde bütün nimetlerden tek tek suale çekileceksiniz. Dolayısıyla her bir insan şu dünya hayatında kendine neler sunulmuşsa, ne gibi imkanlar verilmişse bunların hakkını verip vermediğinden sorulacak. Peygamber Allah'ın dinini tebliğ edip etmediğinden sorumlu. O onunla mükellef. Peygamber'e muhatap olan kimseler de ne derece anlayabildiler, ne derece dinleyebildiler, ne derece itaat edebildiler, diğer insanlar da bunlardan sorumlu. Ve mesela bir insan ömründe hiç zengin olmamışsa zekat vermekle sorumlu değil. Çünkü öyle bir imkana kavuşmamış. Hacca gitmekle sorumlu değil. Çünkü hac imkanı olan kimseler için farz olan bir durumdur. Diyelim bir öğretmen kendisine gelecek nesilleri yetiştirme görevi verilmiş. Acaba bunun hakkını verebildi mi? Bu noktada kendisini sorgulaması lazım ve kendini daha ileriye, mükemmele doğru götürmesi gerekir. Demek ki her insan kendine verilen imkanlardan sorumlu ve ona göre diğer alemde bunun hesabıyla baş başa kalacak. Ve in tuti'uhu, eğer ona itaat ederseniz tehtedu, hidayete erersiniz. Yani eğer peygambere itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Ve ma alel rasul illel belagul mubin. Peygambere düşen ise ancak ve ancak apaçık bir şekilde, açık seçik bir şekilde beyan etmektir. Burada peygamberimize ait olan görev nazara veriliyor. Peygamberin görevi Kur'an'ın hakikatlerini insanların anlayacağı şekilde beyan etmek, açıklamak. Peygamber bunu yaptığında artık insanlardan sorumlu değil. Yani pek çok ayetlerde de nazara verildiği üzere leyse aleyke hudâhum, ey peygamber, onların yola gelip gelmemesi senin görevin değil. Onların söylediği şeyler seni üzmesin. Bu mealde çok ayetler var. Peygamber illa kabul ettirmekle mükellef değil. Ve ma'aler rasul illel belâh, peygambere düşen ancak tebliğ etmek. İşte peygambere düşen tebliğ etmek, muhataplarına da düşen peygamberin bildirdiği şeylere itaat etmek, gereğini yapmak. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Allah sizden iman eden ve salih amel işleyenlere şöyle vaatte bulundu. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ. Allah muhakkak ki onları yeryüzüne hükümran kılacak. Yeryüzüne onları hakim yapacak. كَمَسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Daha önce başkalarını yeryüzüne hakim kıldığı gibi Allah bu defa onlara imkan verecek. Onları yeryüzünde hükümran yapacak. Değerli izleyenlerim, burada çok güzel bir müjdeyle karşı karşıyayız. Allah-u Teala yeryüzüne salih insanların hakim olacağını işin başında haber veriyor. Yani ehli iman eğer salih ameller de yaparsa, gerçekten iyi işler, güzel işler yaparlarsa Allah onlara imkan verecek. Allah onları yeryüzüne hükümran yapacak. Onları yeryüzü mirasçıları yapacak. Bununla alakalı başta Peygamberimiz dönemi gerçekten bunun çok güzel bir misalidir. Peygamberimizin etrafında salih insanlar var ve Medine site devleti kuruluyor ve bu devlet kısa bir zamanda çevresine yayılıyor. Çevresindeki insanlar imana geliyor ve kısa bir zamanda İslamiyet dünyanın doğusuna batısına
intişar ediyor. Halifeler döneminde, dört halife döneminde yine çok muhteşem günler yaşanıyor. O zamanda da insanlar yine salih insanlar ve bunun neticesinde Allah-u Teala onları yeryüzüne hükümran kılıyor. Sonraki dönemde zaman zaman insanların iman edene Müslümanların salatlarında problemler olmuş. O zaman zor günler yaşanmış. Ama salih oldukları dönemlerde bir Abbasiler dönemi gibi, Selçuklular dönemi gibi, Osmanlılar dönemi gibi, bu arada Endülüs Emevi Devleti'nin o muhteşem günleri gibi, o dönemlerde gerçekten Allah-u Teala onları bulundukları bölgede hükümran yapmış ve yeryüzünün pek çok bölgesinin de hakimi kılmış. Günümüze gelince, eğer günümüzde de ehli iman, imanı sağlam olursa, salih amelle bunu ortaya koyarsa, yeryüzünde hakim olacaktır, galip olacaktır. Bu illa savaşlar yoluyla dünyayı ele geçirmek anlamında değil. Diyelim ki günümüzde dünyanın hemen dört bir tarafında İslami gelişmeler gerçekleşiyor. Ortada bir savaş da olmadan, barış ortamında, asıl matlup da budur zaten, barış ortamında onlar Allah'ın dinini etraflarına yayıyorlar. Allah'ın dininin güzelliğini gösteriyorlar ve böylece gönüller üzerinde bir hakimiyetleri oluyor. Önemli mevkilere geliyorlar. Önemli idari görevlerde görev alıyorlar. Böylece bir hükümranlığı Cenab-ı Hak bu zamanda da nasip ediyor. Vele yumekkinenne lehum, Allah onlara imkan tanıyacak, fırsat verecek. Dinehumullezî irtada lehum, onlar için razı olduğu dini uygulama fırsatı verecek. Yani dinin hayata uygulanması, dinin hükümlerinin hayatta tatbik edilmesi, Allah-u Teala böyle bir fırsatı onlara tanıyacak. İşte Peygamberimiz döneminde, dört halife döneminde, sonraki Abbasiler, Selçuklular, Osmanlılar gibi devletlerde Allah-u Teala bunu nasip etmiş ve Kur'an'daki hükümler günlük hayatta da geniş dairelerde de uygulanmış. Ve din muattal kalmamış ve dindar insanlar dinin hükümlerine göre hayatlarını tanzim etmişler. Gerçekten bir adalet toplumu, örnek bir toplum haline gelmişler. Vele yubeddilennehum min badi havfihim emne, ve Allah onları korku hallerinden sonra emniyet haline çevirecek. Korku günleri geride kalacak, emniyetli günler gelecek. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde hicretten sonra Müslümanlar bir takım imkanlara kavuştular. Ama tümüyle de daha galip durumda değillerdi. Allah-u Teala Bedir galibiyetiyle Müslümanları daha da kuvvetlendirdi. Sonraki savaşlarda yine onlara yardım etti. Onları muvaffak kıldı. Ve bunun neticesinde Peygamber Efendimiz döneminde Arabistan'ın çok büyük bir kısmı Müslüman oldu. Ve şirkten, putlardan oralar temizlendi. Sonraki dönemlerde de bu gittikçe genişledi. Şu anda da genişlemeye devam ediyor. Ya buduneni, onlar bana ibadet ederler. Ve la yüşrikune bi şey'e, hiçbir şeyi bana ortak koşmazlar. Yani onlar iktidara gelmenin sarhoşluğunu yaşamazlar. İktidara geldiklerinde de yine ibadetlerine devam ederler. İşte kendilerini bu noktada yeterli görmez. Hiçbir şeyi Allah'a şerik koşmadan Allah'a ibadete devam ederler. Bir kısım insanlarda şu oluyor. Diyelim ki imkanları çok fazla değilken, kendi halinde bir durumu varken ibadetini düzgün yapıyor. Ama günün birinde geniş imkanlara, bu para olabilir, makam olabilir, iktidar olabilir, bu gibi şeylere kavuştuğunda bakıyorsunuz ki bunlar saltanat sarhoşu olabiliyor. Eskide ibadetine devam ederken ibadetten uzak bir hale gelebiliyor. Allah-u Teala burada anlatmış olduğu kimseler ise onlar saltanat sarhoşu olmazlar. Geniş imkanlara sahip olduklarında da yine onlar ibadetlerine devam ederler ve hiçbir şeyi Allah'a şerik koşmazlar.
Yani bir takım putlar, putlaştırılan şeyleri ön plana çıkarmak gibi böyle şeyler yapmazlar. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ Kim bundan sonra inkar edecek olursa veya nimetlere nankörlük yapacak, küfranı nimette bulunacak olursa فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ İşte onlar fasıkların ta kendileridir. Mesela Endülüs Emevi Devleti Avrupa'da günümüz İspanya'sı ve çevresinde 700 yıl devam etti. 700 yıl boyunca genelde başarılı oldular. Ama son döneminde küfranı nimet, saltanata mağrur olmak, oyun eğlenceye düşmek, tamamen ehli dünya tabir edilen kimseler gibi bir hayat yaşamak, böyle bir hale gelince Allah-u Teala o saltanatı onlardan aldı ve Endülüs Emevi Devleti tarihe karıştı. İşte kim bundan sonra küfran nimette bulunacak olursa onlar fasıkların, itaatten çıkmış olanların ta kendileridir. Ve akimus salate ve etüz zekate namazı kılın, zekatı verin. Namaz dinin direğidir. Zekat da İslam'ın köprüsüdür. Birisi ferdi ibadet, diğeri sosyal ibadet. Bunlar dengeli toplum ve dengeli fertlerin meydana gelmesi için son derece önemli. Ve atiur rasul ve peygambere itaat edin. Leallekum turhamun. Ta ki bu şekilde merhamet edilesiniz. Ola ki bu şekilde merhamet edilesiniz. Yani biz ibadetimizi yapıyoruz, öyleyse kurtulduk gibi kendinizi garantide görmeyin. İbadetinizi yaptığınızda da yine Allah'ın rahmetine iltica edin. Korku, ümit arasında Allah'a yönelin. Olur ki bu şekilde merhamete nail olursunuz. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مُعْجِز۪ينَ فِي الْاَرْضِ Sakın sen o kafirleri yeryüzünde Allah'ı acize düşürecekler zannetme. Yani onlar kaçmakla kurtulamazlar. Allah dilemiş olsa bir anda bütün kafirleri hak ile yeksan eder. Hepsini bir anda cezalandırır. وَمَأْوَاهُمُ النَّارِ Onların varacakları yer, sonunda gidecekleri yer ateştir. Yani Allah-u Teala saburdur, sabreder. Dünyadayken fırsat vermiştir, imtihan etmektedir. Dünyada bir anda hemen ceza vermez. Ama merak etme, sonunda onlar cehennem ateşine girecek, cezalarını çekecekler. Ve lebi'se el masir ve bu şekilde bir durum ne kötü bir akibettir. Yani hayatın sonunun cehennemle noktalanması ne kadar kötü bir akibettir. Değerli izleyenlerim, Allah-u Teala insanı cenneti kazanacak şekilde yaratmış. Ve cennete bizi davet ediyor. Vallahu yed'u ilel cenneti. Allah sizi cennete davet eder. İnsan cennet için yaratılmış ama insanlardan niceleri, belki de ekserisi cehenneme girecek. Aslında cehenneme davet yok. Ama yeryüzünde imtihan olması için öyle bir müeyyide de konulmuş. Öyle bir ceza takdir edilmiş. Böyle olunca o ceza da yine insanlar için. İşte okullar insanlar yetişsin diye açılıyor ama oradan serseriler de çıkabiliyor. Veya anarşistler de oradan çıkabiliyor. Veya diploma alamadan tasdikname alıp ayrılanlar çıkabiliyor. Allah-u Teala şu dünyayı biz cenneti kazanalım diye yaratmış. Ama bir kısım insanlar işte küfür içinde, inkar içinde, günahlara dalmış vaziyette bu insanlar yeryüzündeki imtihanı kaybediyorlar. Ve bu onlar için çok kötü bir akibet. Yani amiletün nasibe diye ayette anlatılan çalışmış ama boşuna yorulmuştur. Koca bir ömür heder olup gidiyor. Muazzam bir nehir gibi cuş ediyor ama heyhat boşa akıp gidiyor. Pek çok insanın hayatı bu şekilde boşa akıp gitmekle geçiyor ve bunların da neticesi ateş oluyor. Cenab-ı Hak böyle bir akibetten hepimizi muhafaza eylesin ve imanla, salih amel ile hayatımızı nurlandırmayı, değerlendirmeyi hepimize nasip etsin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.